والسلام على رسولنا محمد الأمين. الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد. اللهم صل على قرة أعيننا محمد، اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Maide suresindeyiz. Surenin 60. ayetindeyiz. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. Maide suresi 60. ayet. Ayeti geçen ders okumaya başladık. Evet. Ve'abedet tağut. Orada kaldık. Ayette Allah Azze ve Celle onlara daha kötüsünü haber vereyim mi diye söylüyor. قُلْ هَلْ اُنَبِّيَكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَٰلِكَ مَثُوبَةً. Allah katında akıbet olarak, sonuç olarak, karşılık olarak daha beterini haber vereyim mi diye söyle onlara. Kim o? مَنْ لَعَنَهُ اللّٰهُ Allah'ın lanet ettiği وَغَضِبَ عَلَيْهِ ve gazaplandığı üzerine وَجَعَلَ مِنْهُمْ ve onlardan var ettiği الْقِرَدَةَ buradan bir kelime düşmüş. Evet, الْقِرَدَةَ maymunları وَالْخَنَازِيرَ ve domuzları. Aslında bu ifade şeye olabildiğince kapı aralıyor yani. Sanki Allah maymunları onlardan var etmiş. Madem ki el takılı geldi burada. وَالْخَنَازِيرَ sanki domuzları onlardan var etmiş. Yani وَجَعَلَ مِنْهُمْ قِرَدَةً وَخَنَازِيرًا gibi belirsiz olsaydı sanıyorum o da o zaman daha fazla mevcuttular. Allah bunları mevcut bu türden düşük varlıkların konumuna dönüştürdü veya indirdi. Hilkatlerini, yaratılışlarını. Ama وَجَعَلَ ve kıldı, var eyledi. مِنْهُمْ onlardan var eyledi. Neleri? الْقِرَدَةَ domuzları, maymunları وَالْخَنَازِيرَ ve domuzları. Sanki domuzların ve maymunların varoluşlarının kaynağını açıklarmış gibi. وَعَبَدَ الطَّاغُوتُ ve tağutun kullarını, tağutta kulluk eden kimseleri. وَعَبَدَ الطَّاغُوتُ kendilerinden böyle kimselerin var olduğu bir topluluğun akıbeti Allah katında daha beter. Zaten ayetin sonu اُلَٰئِكَ işte böyleleri şerrun mekanen mekan bakımından daha şer bir konumda ve adallun daha sapkın en sevâ-i sebil yolun istikametinden yolun doğrusundan daha beter daha uzakta daha kaymış sapmış bir noktadalar. Bakabiliriz. Daha önce bakmıştık.
Yalnız hocam siz geçen de size söyledim. Ben internetten takip ettim. Maymunların ve hızlıların sanki şeyi bu ataları bunlarmış gibi, bunlara yatırmış gibi. Buna bir yol yok mu diye düşünüyorum. Bunların olduğu benim eder gibi hayvandan aşağıdırlar. Benzetmesi olduğu gibi. Burada da ayetin devamında ve abede tavut dediği yerde tavuta kulluk etmenin böyle bir eylem olduğu. Onları bu dereceye düşürdüğünü sanki anlatıyor gibi. Bir de halaka değil de ceale daha farklı. Mesela insan yaratığı yerde halaka ceale cin mehricin minler. Evet. Orada halaka kelimesi var. Burada ceale kelimesi birbirinden farklı. O ayrıntıda bir şeyler saklı gibi duruyor sanki. Kuşkusuz. Yani halaka biraz daha sıfırdan yaratmaları. Evet, fatırda, evet. Fatırda yine sıfırdan ama öncesinde örneği olmaksızın. Evet. Bedi'a o da tamamıyla kendisine özgü. Bir başkasıyla yarışmaksızın. Ceala biraz daha yaratılmışlar arası dönüşümü, geçişi, mevcutlar üzerindeki farklılaştırmayız. Ceale leyle ve nehar. Gecenin ve gündüzün var edilmesini mesela. Cenab-ı Hak ceale üzerinden ifade ediyor. Netice Allahu alem bis savab. İşin en doğrusunu Allah bilir. Biz böyle diyoruz. Yani evet. Kuş maymunları oynuyor diyoruz mesela. Adam maymunlaşmış diyoruz. Yani tamamen takipçi. Maymunun özelliği o. Ön plana çıkışı. Hızır'ın evet. En ön plana çıkan şeyi kendini ve şeyini savunmuyor olması. Yani Cenab-ı Allah da bunları tavukta kulluk ederek bu onların seviyesine indiklerini sanki... Yani hilkaten olmadığını düşünüyorsun. Ben evet. Yani nihayetinde ayetin lafzı birinci planda hilkati yani. Çünkü ayette buna dair şey yok. Domuza ve şeye dönüştürmenin Arapça söyleneceği ifade bu. Ama mecazdır, burada seviye kastediliyor denirse o da Allahu alem. Ama kanaatimce bunun için bizim yorumlarımızdan gayrı ayette bir açıklık mevcut değil. Devamı hocam. Evet. Devamı nedir? Bu وَعَبَدَ الطَّاغُوتُ ve tağuta ve tağutun kullarını yani Allah'ın kendi içlerinden çıkardığı kimseler. Bunlar bu halden sonra yani maymunlaştırıldıktan sonra veya hınzırlaştırıldıktan sonra tağuta ayrıca kulluk eden kimseler olarak düşündüğünüzde onu şey yaparsınız. Ama bir grup bu Allah maymun yaptı. Tıpkı başka bir grubu domuz yaptığı gibi. Başka bir grubu da tağutun kulları olarak. Ayrı ayrı düşündüğünüzde ki aralarında vav var ve onların hali olarak değil de ayrı bir zümre olarak gözüküyor. Nasıl hem maymun hem hınzır yapmadıysa aynı şekilde hem maymun hem hınzır hem de tağutun kölesi olmayabilir ki lafzen de ayet öyle gözükmüyor. Yani bunların ortak bir vasfıymış gibi de durmuyor lafzen irabe açısından. Dolayısıyla tağutun kulları ayrı bir kesim. Onlar domuzlaştırılmamış, maymunlaştırılmamış ve hınzırlaştırılmamış versiyon. Yani Allah onlardan üç zümre var etti. Bir, maymunlar, iki, domuzlar ve üç, tağutun kulları olan kimseler. Bunları Cenab-ı Hak ulaike tümüyle şerrun mekanen, mekan bakımından daha beter veya daha şer bir konumda ve adallu ve daha sapkın en seva issebil, yolun sevasında. Kaldı ki bunun hani geçen ders baktığımızda kunu qiradaten khasiinde yine lafzı itibariyle doğrudan maymuna dönüşmeyi, maymun olun, aşağılık maymunlar olun biçimdeki ifade yine dönüşümü bence sezdiriyor.
evvel emirde. Peki müfessirin ayetle ilgili yapacağı veya yaptığı yorumlara bakalım. Buralar önceki ayetle ilgiliydi. وَلَمَّا كَانَ قَدْحُهُمْ فِي الْمُؤْمِنِينَ يَقْتَضِي أَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَرٍّ. Onların müminlere yönelik eleştirileri, sandırıları, hakaretleri, yergileri, müminlerin şer üzere olduğuna dair bir beklentiyi veya anlayışı yansıtınca, yani onlar müminleri şer konumda bilince Allah Azze ve Celle ben size daha şerlisini haber vereyim diye söyletti. Çünkü onlar اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَاَحْسَنُ نَد۪يًّا diyorlardı. Gruplardan hangisi? Siz mi biz mi? Bir bakın hele. Hangimiz daha iyi bir konumdayız? Mevcut kendi ellerindeki mal varlıklarını, toplum üzerindeki hakim ögemenliklerini, her neyse, kariyerlerini vesaire kendi gidişatlarının doğruluğuna bir kanıtmış gibi sunmaya kalktılar. Allah'ın Resulüne tabi olanların ve bizatihi kendisinin fakru zaruret içerisinde olmasını da gidişatımız yanlış belli ki nasıl ticarette başarısız, nasıl işte teknikte başarısız, nasıl sanatta başarısız kimseler iseniz ve bunlardan müteşekkilseniz, işte burada bir hayır olsaydı لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا اِلَيْ bizi geçemezlerdi. Siz işte fakirliğiniz, her sahadaki yoksunluğunuzdan anlaşılıyor ki bu iddia ettiğiniz din anlayışınız da bir o kadar zayıf ve sizin kadar eksik ve dayanaksız, temelsiz. O sebepten اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَاَحْسَنُ نَد۪يًّا kendi binalarını, meclislerini ve mal varlıklarını öne sürerek biz daha hayırlı bir noktadayız. Dolayısıyla da bizim din anlayışımız sizinkinden daha sağlamcadır diyorlardı. Ve bu sadece Allah'ın Resulü ile alakalı değil, önceki Resullerde de benzer yaklaşımlarla müminleri küçük düşürmeye kalktılar. Müfessir oraya göndermede bulunarak onların sizi şer bir konumda görmesine karşılık siz onlara deyin ki قُلْ de ki لَهُمْ onlara مُخْبِرًا عَنْ شَنَاتِ مَا كَانُ عَلَيْهِ üzerinde oldukları durumun şenaatinden, çirkinliğinden haber vermek suretiyle de ki هَلْ اُنَبِّئُكُمْ size haber vereyim mi بِشَرٍ مِنْ ذَلِكَ şundan daha kötüsünü. Biz geçen ders ayeti değerlendirirken zelike'den yola çıkarak önceki ayette, ayetin sonunda وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ve çoğunuzun fasıklar olmasından ötürü mü sorusuna dönük olduğunu, siz onların fasıklıklarının ifşa edilmesinden duyacakları rahatsızlık ve verecekleri tepkiye binaen size bundan daha kötüsünü haber verelim. Bu yolun sonunda, bu gittiğiniz güzergahın sonunda tıpkı atalarınızın vardığı şu sonuçlar sizi beklemektedir biçiminde bir ihbar şeklinde anladık. Müfessir biraz daha buradan bağımsız onların genel tepkileriyle ilişkilendirmiş ayetin girişinde yaptığı yorumu. قُلْ هَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّنْ ذَٰلِكَ نَقِمْتُمْ ف۪يهِ عَلَيْنَا bize kötü davranmanız dan daha beteri den size haber verelim mi? Ma'tene zulimakum. Biz sizinle doğru düzgün davranırken size insan yerine kor, Allah'ın mesajını sizinle paylaşır. Düzgün muamele ederken sizin buna rağmen bize beter ve kötü yaklaşımınız var ya, size bundan daha kötüsünü haber verelim gibi bilgi kurmuş. Kim o? Men la'anehullahu. Allah'ın kendisine lanet ettiği kimse.
Demek ki Allah'ın lanetine uğramak Kur'an-ı Kerim'de en beterlerden veya en beteri, ki girişte bu kim ola ki dediğiniz yerde ilk hakkındaki verilen malumat Allah'ın lanet ettiği kimse. Men la'anehullahu. Ey eba'dahu an rahmetihi. Lanet Arapça bir kelime olaraktan manası rahmetten kovma şeklinde anlatıla gelmiştir. Ey eba'dahu an rahmetihi. Çünkü Allah şeytana da uhruc minha fe inneke racim şeklinde lanet etmiş. Ve yani kovarak, recm ederek, uzak bırak eyleyerek lanette bulunmuştur. Buradan anlaşılıyor ki hakikaten lanetin izahı, tafsili, açıklaması kişinin kendi, yani Allah Azze ve Celle ise bu, rahmetinden uzaklaştırması. Bir kişi ise bu, kendi yakınından uzaklaştırıp mesela malından ve mirasından vesaire her şeyinden uzak etmesi, herhalde onun kovması biçiminde tecelli eder. Men la'anehullahu. Şu halde bir kişi Allah'ın lanetine uğraması demek, Allah'tan yana artık esirgemeye, rahmete muhatap olamayacak, bunlardan mahrum kalacak demektir. Ve gadibe aleyhi. Ve Allah'ın gazap ettiği kimseyi düşünün. Böyle olmak, böyle bir duruma düşmekten hiç korkmuyor musunuz? Bize bu yapa durduklarınızın neticesinde bak sizi bunlar bekliyor. وَعَاقَبَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Ve hem dünyada hem ahirette Allah'ın kendisini cezalandırdığı demek olur diyor müfessir. Allah'ın gazap etmesini açıklarken. وَجَعَلَ. Ve var etti veya ortaya çıkardı, oluşturdu veya dönüştürdü. Minhum, onlardan. El-kiradete, maymunları. Ceale kelimesine eminim daha önce bakmaya cesaret de edememişizdir. Çünkü çok var diye. Ama şu an çok ihtiyaç duyuyoruz cealenin. En azından birkaç örneğine, birkaç sayıda örneğine cealenin bakalım. Allah Azze ve Celle ne biçim yerlerde cealeyi kullanıyor? Bismillahirrahmanirrahim. Önce toplam sayıyı bir görelim. Ceale. 346 tane varmış. Ceale. Sadece ceale biçimindeki bu haldeki olan türevlerden çıkalım. O da 235 tane. Bunlardan bazı örneklere bakalım. Rastgele gidelim. Cenab-ı Hak en bize yol gösterecek olanları karşımıza çıkarsın dileyelim. وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً. Hani evi insanlar için mesabe kılmıştık. Yani sevap edinilen yer, karşılık bulunan yer dediği ifadede cealnâ'yı kullanmış. Bir şey evet, beytin tabi var ettirilmesi de Cenab-ı Hak tarafından. Çünkü onun o başka, yani İbrahim makamından musalla edinme konusu beytten ayrı ve sırada gelen ikinci bir konu. Beytin mesabe kılınması insanlar için cealallahu el-ka'betel beytel rama kıyamen linnas ayetinde de yine ceale kullanılmış. Cealnakum ummeten vasata, sizi orta bir ümmet eyledik. وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرًا. Allah ancak onu bir müjde kıldı. Allah'ın sizin için mallarınızı kıyam kıldığı. وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مَوَالِيَ. Herkes için mevaliler, akrabalar, yakın akrabalar oluşturduk
var ettik. فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَب۪يلًا Allah size onların aleyhinde bir yol bırakmamıştır. Yine benzer ayet. وَجَعَلْنَا قُلُوبَ Bize en çok belki delalet edecek ayetlerden bir tanesi. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيًا Onların kalplerini kasvetli kıldık biçimindeki ayet. جَعَلَ ف۪يكُمْ اَنْبِيَاءَ Aranızda nebiler var etti. Allah dileseydi tek bir ümmet kılardı sizi. Bizim okuduğumuz ayet. Demin okudum bu ayeti. مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَح۪يرَ وَلَا سَائِبَ وَلَا Allah bahira, sahibe, vasıyla, وَلَا حَمْ Kafirlerin edine durdukları kimi dini anlayışlar hayvanlar üzerinden. Allah bunları dikte etmemiştir. Böyle bir şey var etmemiştir. Yine belki bize en çok yol gösterecek ayetlerden bir tanesi. Hem de halaka ile birlikte aynı ayette var. Elhamdülillahillezî halakas semâvâti vel ard gökleri ve yeri yaratan ve ceala zulümâti vel nur ve karanlıkları da nuru da işte ne diyecekseniz ona var eden mi, oluşturan mı? Zulümata nura gelince ceale'yi kullanmış, göklere yere gelince halakayı kullanmış. Yani soyut olan şeyler mi acaba sanki biraz daha somut olan şeyler halakayı da şu ana kadar hep öyle gibi zaten. Yani zulümat ve nur ne kadar soyut o da tartışılır. Fiziksel bir karşılığı var çünkü. Ama asli olmaktan ziyade dönüşebilen mesela gece gündüze dönüşüyor. Yer değiştirebiliyor. Ama gökler ve yer evet bir hacme ve sabit bir şeye sahip. Ama bir ayrım olduğu bu ayette oldukça belli. Yani bu iki kullanım arasında. وَجَعَلْنَا الْاَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِ Ve nehirleri ayaklarının altından akar kıldık. Diyor Allah Azze ve Celle. وَاَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا Göğü üzerlerine yağmurlarla ardı sıra gönderdik. وَجَعَلْنَا الْاَنْهَارَ تَجْرِي Ve nehirleri ayaklarının altından akar kıldık. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا Eğer biz elçiyi, Resulü melek kılsaydık, yani elçi aslen var olacaktı da müşriklerin itirazı melek olaydı şeklinde. Allah Azze ve Celle de bu varsayım üzerinden gidiyor. Resulü melek kılsaydık, لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا Onu adam kılardık. Buralarda hep ceale'yi kullanmış. Enam suresinde وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّا Ve kalpleri üzerinde اَكِنَّا kıldık, var ettik veya kıldık. اَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي اَذَانِي مَقْرَ Anlamalarına ve kulaklarında da vakır, ağırlık. Bu Allah kalplerine, gözlerine mühürledi, mühür vurdu ayetinin bir benzeri. وَاِنْ يَرَوْ كُلَّ اَيَتٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهِ Artık her ayeti de görseler iman etmezler. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سَكَنًا Mesela bu ayette gecenin seken kılınmış olması. Yine demin bahsettiğiniz şeyi çağrıştırıyor. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانَ Güneşi ve ayı da husban. Hesap için el verir, hesaba yarayışlı, takvime, insanlar için başka ayetlerde Allah Azze ve Celle'nin buyurduğu gibi mevakit, zaman dilimleri belirlemeye yarayacak varlıklar. Biraz aslen yaratılışlarını değil de anlamlarını, amaçlarını, hükümlerini anlatır ifadeler gibi sanki. Bir ortak bir şey var da tam bir ifadeyle وَهُوَ الَّذ۪ي مَسَلَا جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ Sizin için yıldızları var eden odur.
Mesela burada halak olsaydı da hiç yadırgamazdık gibime geliyor. O vellezî halaka lekumun nucûme deseydi Cenab-ı Hak. Litehtedû biha, onlarla hidayet bulasınız. Yani mesela en basiti yolunuzu bulasınız yer küre üzerinde. Sizi iletsin doğu, güney, batı, mesela yönler başta olmak üzere. Yanı sıra ki neye iletsin? Hakikate iletsin diye. Çünkü Nuri İbrahim'e melekutes semavati vel ardu ve liyakune minel muqinin, yıldızlar üzerinden yaratıcı kudretin bu devasa varlıkları yaratmasından ve yönetmesinden yola çıkarak gücüne, sanatına iletmesi de aynı. Bu da söylüyorum. Mesela saati veriyorum ki vaktinizi bilesiniz diye gibi bir şey. Yani onun varlığına değil de manasına bir atıf var mı? Evet. İlave gelen bilgi de sizin için yıldızları hidayet bulasınız diye var eden odur. قَدْ فَصَّلْنَا الْاَيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلِمُونَ. İlim yapacak topluluklar için ayetleri açıkladık. وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّةِ. Allah için cinleri ortak kıldılar. Cinlere bu manayı, bu hükmü, halbuki onlar aslen Cenab-ı Hakk'ın ortağı değiller. Ama Cenab-ı Hakk'ın ortağı yaftasın veya yaftasın demeyelim de. Cinlerin ortağı anlamını onlar yüklediler. İftiraen alallah. Allah'a iftira olaraktan. Evet. وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. Seni onların üzerine bekçi tayin etmedik. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَب۪ينَ عَدُوًا. Her nebi için adu var ettik. Veya kıldık, eyledik. شَيَاطِينَ الْاِنْسِ وَالْجِنِ. Burada mesela bulunanlar kendi yaratışlarına şey yok, yine görevlerine. Veya etkinliklerine. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ. Onun için insanlar arasında gezip dolanacağı, dolaşacağı bir nur var eyledik. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ اَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا. Her yerleşkede mücrim, ekabir kimseler var ettik. وَجَعَلُوا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيبًا. Allah'a mahsullerinden, hayvanlardan paylar, hisseler var ettiler, kıldılar, eylediler. Bu da Allah'ın payı dediler. فَقَالُوا هَذَا لِلّٰهِ بِزَامِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَّائِنَا. Bu da putlarımıza. Etlerden mesela ayırarak. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْاَرْضِ. Sizi yeryüzünün halefleri ardı ardına burayı mesken tutan, jenerasyonlar, kuşaklar kılan odur. Yani yaratılışından söz etmiyor insan olarak var etmesi, ama yeryüzündeki süreçten bahsettiğinde ardı ardında kuşaklar şeklinde kılmaktan söz ediyor. O zaman ceale'yi kullanıyor. Onun nasıl bir disiplinle yeryüzünde yaşam süreceğini anlattığı yerde ardı ardına kuşaklar diyeceği zaman halaifeler ceale'yi kullanıyor. وَجَعَلْنَا لَكُمْ ف۪يهَا مَعَيْشِ. Sizin için yeryüzünde maişet kaynakları var ettik. اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ. Şeytanları iman etmeyenlere dostlar kıldık. اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ. Deminkine benzer şekilde, yine demincine benzer. Peki yine benzer bir ayet, çok işimize yarayacak bir ayet. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِقَاتِنَا. Musa mikatımıza gelince, وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ. Rabbi kendisiyle konuşunca, قَالَ dedi ki, Rabbi Rabbim, erini bana göster, andur bakayım, nazar edeyim, اِلَيْكَ sana. قَالَ o da dedi ki, لَنْ تَرَانِي. Beni kesinlikle göremezsin. وَلَكِنْ اُنْدُرْ اِلَى الْجَبَلِ. Ancak dağa bak, فَاِنْ اِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ. Eğer mekanında istikrar
kılabilirse, durabilirse, sürdürebilirse kararını فَسَوْفَ تَرَانِي o zaman görürsün beni. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ Rabbi dağa tecelli edince, bunun mahiyetini bilmemiz kuşkusuz imkansız. Fakat fiziksel bir karşılığı var. جَعَلَهُ دَكَّى onu paramparça kıldı. وَخَرَّ مُوسَى سَائِقًا gördüğü sahnede Musa baygın düştü. فَلَمَّا اَفَاقَ uyanınca قَالَ سُبْحَانَكَ dedi ki Rabbim sen her türlü kusurlanlık ve yücesin, aşkınsın. تُبْتُ اِلَيْكَ ben sana dönüyorum, tövbe ediyorum. Eğer bir miktar bu arada kusurum olduysa bunlardan hepsinden geri geliyorum sana. وَاَنَا اَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ve ben müminlerin ilkiyim ifadesinde bu anlatılan, başıyla sonuyla anlatılan şeyde çok önemli bir olay oluvermiş. Zaten Allah Azze ve Celle'nin dağın istikrar kılması koşulundan anlaşılıyor ki dağın istikrar kılması muhal. Yani yerinde kalabilmesi ilahi tecelliye mazhar olduğunda sonuç olarak dağ cealehu dekke, bu da ayrıca ikinci kez açıklanmış ki dağ yerinde karar kılamadı. Bu dekka olmanın Kur'an'da başka örnekleri de var. Şu halde ceale fiili mevcut bir varlığın ki dağdan söz ediyoruz. Paramparça olduğu bir dönüşüme karşılık kullanılabilmiş. Mevcudun evrilmesi anlamında kullanılabildiği son derece spesifik bir örnek olarak gözüküyor. وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا bakın bu ayette çok el verir. Sizi tek bir candan var eden وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ve ondan eşini var eden. Şimdi ilk varlığı Hazreti Adem'i düşünün ve eşinin yaratılışını Cenab-ı Hak ondan ceale ile anlatıyor. وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ve ondan eşini var eden. Ama bu söylediklerinize karşılık ayette hiçbir şey yok. Ayetin ifadesi huvellezî odur yaratan halakakum sizi. Neyden yaratmış? Min nefsin vahide sayıda var. İki kişi yok başta. Tek kişi var. Tek bir candan yaratmış. Tek bir nefsten. Ve ceale ve kıldı. Bak o ikinci soru geliyor. Siz tasavvurunuzda ikiyi de baştan var addederek devam ediyorsunuz. İlk başta bir vardı diyor. Biri yarattı önce. Hatta birden yarattı diye ilk başta biri tahsis ediyor. İkinciye geçişi ve ceale ve ceale her neyse var eyledi, kıldı. Minha nefse geri dönüyor. Çünkü nefsin zamiri ha'dır. Minha ondan var etti. Başka bir şeyden değil. Ayetin lafzı yönü gayet açık. Adem Aleyhisselam'a gittiğini nereden biliyor bunu? Çünkü ilk Adem'i yarattığını, Allah ilk nefis olarak Adem'i yarattığını haber veriyor. İnni ca ve iz kâle rabbuke lil melâiketi inni câilun fil ardi halife ayetinde adıyla sanıyla ilk canın Adem olduğunu beşeriyet açısından. Bu pek çok ayette geçiyor. Ve hadislerde de geçiyor. Hatta önceki kitaplarda da geçiyor. Yani Tevrat'ta, İncil'de. Ben bu ayeti her nefis için anlamıştım. Yok, ayetin yani benim anladığım kadarıyla lafzi yönü son derece açık ve net ve sağa sola kaçamak bırakmayacak şekilde. Halakakum sizi yarattı ve başka ayetlerde de var aynı tema. Sizi tek bir candan yarattı. Ve ikiye geçiş Nisan suresinin girişinde de vardır burada. Ve bethe minhuma ricalen kethira. Önce tek can, sonra eşi ve bu ikisinden ve bethe minhuma yayması Cenab-ı Hakk'ın ricalen ve nisa'en kethira çok erkekler ve dişiler yayması. Dolayısıyla bir Adem Aleyhisselam ilk can ve ondan
Bu Tevrat'ta da böyle, İncil'de de böyle. Ve ondan eşini yarattı dememiş, ceale demiş. Demek ki kadın yaratılışına geçiş, erkek yaratılışından kadın yaratılışına geçişi veya dönüşümü artık demek durumundayım. Allah ceale ile ifade ediyor. Ki aradaki farkı biliyoruz. Arada yaratılış açısından fiziksel bir fark var. Yani rahim var, kadın fizyolojisini düşünün. Sadece görünüm açısından değil, fonksiyonları açısından da, dişiliğine karşılık gelen fonksiyonlar açısından da, erkekte olmayan bambaşka bir yaratılış. Çerçeve olarak aynı olsa da. Hocam ayetin devamını okuduğum zaman Adem Aleyhisselam'a sanki devam ediyor bu konu. Bence tam bu ayetin devamını da anlayınca şöyle demiştim. Her nefis için bu böyledir. Sizi yarattım. Ama bu olmaz. Min nefsin vahide diyor. Her nefis bir min nefsin vahideye geri dönmez. Ve ceale minha zevceha ve ondan eşini ceale var eyledi. Liyeskuna ileyha onda sükunet bulsun diye. فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَف۪يفًا فَلَمَّا اَثْقَلَتْ onu sarıp sarmalayınca hafif bir yükle yüklendi. فَلَمَّا اَثْقَلَتْ ağırlaşınca دَعَوَ اللّٰهَ رَبَّهُمَا Rablerine dua ettiler. لَاِنْ اَتَيْتَنَا صَالِحًا bize salih verirsen şayet لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ biz şükredenlerden oluruz. Böyle devam ediyor. Evet. Ama bu ilk başlangıç orijine bir halel getirecek bir şey değil. Yani Allah Azze ve Celle'nin buradan çıkarak bu birliktelikten husul eden salih evlat beklentisi, sonra o salih evlatla birlikte ce'ala lehu şurekâ'a fîmâ âtâhumâ ifadesi, yani ileride gelecek olan, bu yine orijinini lekelemez. Belki şöyle düşünürsünüz, bu Hazreti Adem için muhal mi? Yani Hazreti Adem çocuğuyla ilgili, dolayısıyla da sonrakileri anlatan, buna da eyvallah problem olmaz. Ama başlangıcı itibariyle insanı tek bir candan yaratan ve sonra ona eşini var eden Allah Azze ve Celle bu konuyu hem burada açıklıkla ifade ediyor hem de başka ayetlerde de. يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً Artık bu kronoloji gibidir. Yani insanlığın ilk başta tek bir candan yaratılması, sonra onun için eşinin var edilmesi ve bu ikisi üzerinden çok erkekler ve kadınlar, popülasyon artık var edilmiş olması, yine Nisa suresinin girişindeki ayetteydi. Spesifik bir örneğe geçiyor, anlıyorum. Ama bu orijini, demin ben aynı şeyi söyledim. Bu orijini şey yapmaz, başlangıç noktasını şey yapmaz. Yani Allah Azze ve Celle buradan herhangi bir örneğe atlayıp diğerini sardığında çocuk istediler diye bir başka Adem Aleyhisselam'dan çıkarak, yani onun herhangi bir neslinden birine atlamış olması orijine halel getirmez. Yine sizi bir nefisten yaratan, ilk başta bir candan yaratan, yani Adem'den yaratan şeyini bozmaz. Kaldı ki ben Nisa'daki duruma dönüyorum mesela. Nisa'da ne diyor Cenab-ı Hak? Ya eyyuhannas, ey insanlar. Muhatap açık, bütün insanlar. İttakû rabbakum, Rabbinizden sakının. اَلَّذ۪ي خَلَقَكُمْ ki o sizi yarattı, komplenizi, مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ tek bir candan yarattı. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ve ondan eşini yarattı. Veya وَجَعَلَ orada وَخَلَقَيْدِ herhalde. وَجَعَلَ كَثِيرًا Orada خَلَقَ مِنْ جَعَلَ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا Yok, daha geri dön. اِتَّقُوا رَبَّكُمْ اَلَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ İlken. Ha? Devam et. Devam et. وَخَلَقَ مِنْهَا Orada خَلَقَ. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا Ve ondan eşini yarattı.
Ondan sonra وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ve o ikisinden çok erkekler ve çok kadınlar var etti. Dolayısıyla bunun önünde de arkasında da gerisinde de yani başka bir yere çekecek bir durum yok. Allah insanlığı tek bir atadan yarattı. Ve ondan eşini yarattı veya burada geçtiği şekliyle cehale ile ifadesi var. Orada ancak şeyle ifadesi var değil mi? Halık ile ifadesi var. Konu daha fazla çalışılmayı hak ediyor. Yani orada halık ile olması, burada cehale ile olması. Ama ifadeler arasında çok paralellik var. Sizi tek bir candan yaratan ve ondan eşini var eden ifadesi. Bu değil şu an. Bu bir sonraki ayet. جَعَلَى لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا Deminkilere benzer şekilde şerik edinme veya bir varlığa ilahi ortaklık nispet etme iftirası için. Yine bu da benzer. جَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِ Bunları hızlıca geçeyim. Yani bizim işimize yarayacak. Mesela جَعَلَى الشَّمْسَ دِيَاءً Güneşi aydınlık kaynağı kıldı. Güneşin ilk yaratılışı ile ilgili değil de işleviyle alakalı gibi. وَالْقَمَرَ نُورًا Ayı nur kıldı. Hoş bunun güneşin yaratılışı ile ilgili bir boyutu var kuşkusuz ama yine deminki جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ Buralarda özenle aynı kelimelerin kullandığını dikkatinize sunuyorum. Yani sizi halifeler kılması dediği yerlerde ceale tekrarlanıyor. Yeryüzü bütün güzelliğine bürününce Allah dünya hayatını örnekliyor bu ayette. İnnemâ meselul hayâti dünya dünya hayatının misali kemâ in enzelnâhu minessemâ gökten indirdiğimiz bir su gibi fehtalata bihi nebâtul ard yerin bitkisiyle karıştı o su mimma ye'kulun nâsu vel en'am insanların, hayvanların yediği bitkilerden yani onlarla karıştı hatta izâ ehezetil ardu zuhrufeha ta ki yer bütün güzelliğine bürününce güzelliğini alınca üzerine ve zeyyenet ve süslenince ve zanne ehluha ennehum kadirun aleyha ve halkı, yerin halkı artık yere muktedir olduklarını veya yer ile muktedir olduklarını, yere hakim olduklarını, bu yer, bu güzelliğiyle bu mahsul var olduğu zaman onlara artık top değmeyeceğine kani olduklarında, kendilerini yer ile güçlü sandıklarında etâhe emruna, emrimiz yere geldi. Bakın yer var, bütün güzelliğiyle orada duruyor. Allah'ın emri geldi. Leylen ev neharan ister gündüz gece ister gündüz geldi. Peki ne yaptı onu? Fecealnaha hasiden. Hasida çevirdi. Çer çöp. Hasid. Ke'en lem tagna bil ems. Sanki dünkü o güzelliğinden hiç eser kalmadı. Hocam burada mevcudun farklı bir hale çevrilmesi yapmış. Burada mesela görünürde yemyeşil göz alıcı güzellikteki bir yer varıp gittiğinizde çer çöpe dönüşmüş bir halde bir hale dönüşmüş. Burada cehaneyi kullanıyor Cenab-ı Hak. Ve bunu fiziksel bir örnek üzerinden veriyor. كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْاَيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ Haram halal edinme cehaleyle kullanılmış. Yine gecenin sükunet için kılınması, yeryüzünde halifeler kılınması. فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا Lut kavminin helakinde emrimiz gelince جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَا Altını üstü kıldık. Normalde alt alttı, üst üstü. Fakat altı aldık, üst kıldık, üstü aldık, alt kıldık. وَاَمْتَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِيلٍ مُنْدُوا Allah dileseydi ümmeti tek bir can yapardı. جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ اَخِي O su içilen kabı kardeşinin şeyine nedir? Yükü içerisinde kıldı. Oraya koydu anlamında. Rabbim rüyamı hak kıldı, hak eyledi. Şimdi de ceale kullanılmış. Yeri uzatıp orada engebeler var ettiği yerde de ceale'yi kullanmış.
her o min kulli semarati her mahsulden ceale minha zevceyn ithneyni iki eş var etmiş olması tüm mahsullerde. Bu da yaratılışıyla alakalı. İlk bir şeyle eşini yarattı. Burada da evet, orada da yani eşinin eş yaratılışında orada da ceale'yi gördük. Ama işte Nisa girişinde halaka da var ayrıca. Burada da ceale'yi görüyoruz. Allah için şirk koş ceale burada da var. O cealne lehum ezvacen ve zurri. Zürriyetler ve eşler var edilmesi de cealeyle. Allah'a eş. Gökte o cealne fissemâi burucen. Gökte burçlar var edilmesi, kılınması. Size maişetler kılma, altını üstüne kılma. Kur'an'ı edîn eylemiş olmaları. Yani mevcut Kur'an'ı ne yapmışlar? Parça parça eylemişler. Onlar ki Kur'an'ı bölüp ayıranlardır. Mana olarak mealciye baktım da bir kısmını kabul edip bir kısmını da reddedenlerdir. Veya Kur'an'a şiir, kehanet ve masal diyenlerdir biçiminde. Yine vallahu ce'ale lekum min enfusikum ezvacen. Size kendi canlarınızdan eşler var eden odur. Ve ce'ale min ezvacikum benine ve hafede. Ve eşlerinizden çocuklar var eden odur. Sizin için işitmeyi, duymayı var ettiği yerde de ceale'yi kullanmış. Evlerinizden sükunet kaynağı. Vallahu ce'ale lekum mimma halaka zilalen. Yarattıkları üzerinden size gölgelikler var eden Allah'tır. Bak bu da ceale'nin ilginç bir kullanımı. Ce'ale lekum mimma halaka yarattıklarından size zilal var eden, gölge var eden. İşte bu demek ki aydınlık ve karanlığın ki nasıl ceale ile kullanıldıysa gölgenin oluşumunu da ceale ifadesini kullanmış. Ve ceale lekum serabila ve sizin için elbiseler var eden takikumul harra sizi sıcaktan koruyan orada da ceale'yi kullanmış. وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَف۪يلًا Allah'ı bir şey olarak kabullenmek yahut eş ortak edinmeklerde bunların hepsinin örnekleri kıldık. جُعِلَ السَّبْتُ جَعَلْنَاهُ هُدًا وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَف۪يرًا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِر۪ينَ حَص۪يرًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا Bunların örneklerini hep gördüğümüz için daha öncesinde اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِينَةً Yeryüzünde her ne varsa hepsini zinet kıldık. Bunların örnekleri geçti. Bunların da örnekleri geçti. Hatta اِذَا جَعَلَهُ نَارًا Ta ki onu ateş haline getirince yani اَتُونِ زُبَرَ الْحَد۪يدِ Demir eriklerini getirin. Hatta اِذَا سَوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ İki sadef arasında bunları eşitleyince قَالَنْ فُخُوا Hadi yel havalandırın dedi. Üfleyin, 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 üfleyin. Üfle, üfle, üfle. Ne oldu? Ta ki ateşe ceale yap olunca. Hal değişimini ifade eden bir yerde açıkça kullanılmış. Yani demirin katı halden ateş haline dönüştüğü yerde ceale kullanılmış. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.